Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir bitkiyle beraberiz. Turp otu. Eşek turbu ya da yabani turp da deniyor. Turpgiller familyasından bu arkadaş. Harika bir örnek. Yakında yol var. Yoldan bir araç geçiyor. Şu geçsin. Öyle devam edelim. Evet. Bunların en güzel özelliği arkadaşlar. Bunlarda gübre yok. Yol kenarlarında böyle tarla kenarlarında. Kendileri bitişiyor. Tabii egzoz gazına maruz kalan yerlerden bu tür bitkileri toplamıyoruz ve tüketmiyoruz. Bunu defalarca söylüyoruz. Her bitkide söylüyoruz. Pek çok faydası var. Nedir faydaları? Öncelikle her şeyden önce müthiş bir karaciğer dostu. Karaciğer şişkinliğini giderir, karaciğer yağlanmasını giderir. Karaciğeri güçlendirir arkadaşlar. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirir çünkü A, B ve C vitaminleri içerir. Yani aynı zamanda antiviral ve antioksidan özellikleri bulunur. Safra kesenize, safra iltihabına iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Böbrek taşlarını düşürmeye iyi gelir. İdrar söktürücü bitkileri çok aşırı tüketmiyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Dozunda, kararında tüketiyoruz. Onun haricinde kanınızı temizler, hazımsızlığa iyi gelir. Pek çok yeşil bitki gibi. Başka ne faydaları var? Üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. Saymadığımız bir şeyler kaldı mı diye düşünüyorum. Güzel bir diyet öğesi. Yeşil bitkilerin çoğu güzel diyet öğesi. Sadece bununla alakalı yüksek tansiyon problemi olanlar uzmana görüşüp de uzmanla görüşüp de tüketmeli. Çünkü tansiyonu yükselttiği hakkında rivayetler var. Gerçeklik payını bilmiyorum. Karaciğeri saydık. Akciğere iyi gelir. Onu saydık. İçinde A, B, C vitaminleri var. Aynı zamanda demir ve magnezyum bulundurur, fosfor bulundurur. Bu tür bitkiler topraktan bu mineralleri çok güzel emer ve depolar. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda uyku sorununuz varsa uykusuzluğa da iyi gelir. Şişkinliği de giderir. Stresi azaltır. Sakinleştiricidir bir nevi biraz. Tabi böyle aşırı derecede değil ama sakinleştirici etkileri de bulunan bir bitki. Turp otu bu arkadaşlar. Yabani turp hardala benzer. Yaprakları çok hardala benziyor aşırı şekilde. Nasıl tüketiliyor? Hafif haşlayıp salatasını yapabilirsiniz. Yalnız biraz acı olur. O yüzden limonla zeytinyağı ile tatlandırın. Biraz haşlayıp suyunu dökerseniz azıcık o acılığı da gidecektir. Normalde aşırı turba benzer tadı var. Ben daha önceden defalarca yedim. Kökünün tadı da öyledir. Kökünün tadı bu yaşlandıkça turp gibi yuvarlak olmayacak. Yine uzun olacak ama tamamen turp tadı olacak. Yalnız çok lif lif olduğu için o yenmiyor. Çiğnemeye kalktığınız zaman bol bol geviş getirirsiniz. Turp otu budur. Harika bir güzellik. Çok faydalı bir bitki. Doğaya çıktığınız zaman bunları tanımakta tabii ki fayda var. Şu kamerayı şöyle bir elimize alalım. Daha net çekelim. Evet, taze, güzel, genç bir örnek. Görüldüğü gibi hardala çok benziyor. Turpgiller familyasından. Çok güzel. Yeşil bitkileri, doğadan olan yeşil bitkileri tanıyın arkadaşlar. Çünkü artık günümüzde gıdalar o kadar çok ilaca boğuldu ki ilaçsız, gübresiz maalesef olmuyor. O yüzden doğada bulduklarınız her zaman çok daha değerli. Bakın burada bir tane lavada da var. Gayet temiz ve güzel bir örnek. Turp otu da bu. Tanıması oldukça kolay. Böyle yapraklarını yakından çekeyim. Budur arkadaşlar. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.